Ankara saldırısının ardından riskli bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenlik artırılıyor. Kapılarda yeni güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca meclise araçla giriş yapılan kapılara röntgen cihazları yerleştirildi. Bu gündemde konu Meclis Başkanlık Divanı'nın bugün yapacağı toplantının gündemine alındı. O patlama sonrası ilk grup toplantıları gününde mecliste kuş uçurtulmadı. Ankara'nın huzur ve emniyeti için ne ihtiyaç varsa, ne teçhizat takviyesi yapılması gerekiyorsa bunu süratle yapacağız. Ankara'daki terör saldırısının ardından meclisteki güvenlik zafiyetleri de tespit edildi ve önlemler artırıldı. Meclis kampüsü Ankara'nın en işlek 3 caddesinin kesişme noktasında. Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi ve İnönü Bulvarı. Etrafında hem yoğun bir trafik akıyor hem de kendisi yoğunluk yaratıyor. Bu nedenle riski yüksek. Kontrolü zorlu yerlerden biri. Güvenlik zirvesinin ardından mecliste de önlemler gözden geçirildi. Meclis idare amirleri toplandı. İlk etapta kapılardaki denetimler arttırıldı. Milletvekili araçlarının dışındaki tüm araçlar durduruluyor. Bagaj araması dedektörlerle yapılıyor. Ama bunlar tarih olacak. Çünkü kapılara özel cihazlar yerleştirilecek. Araçların röntgeni çekilecek. X-ray cihazlarının özellikle araçların röntgenini çekecek. X-ray cihazlarının konulması düşünülüyor. Milletvekillerinin meclise girişi için ayrı bir kapı belirlenecek ve o kapıdan milletvekilleri dışında kimse alınmayacak. Ziyaretçilere de sınırlama getirilecek. Saat 18'den sonra ve genel kurulun çalıştığı saatlerde ziyaretçi alınmayacak. Milletvekillerinin araç giriş kartlarını danışmanlarına ya da misafirlerine vermeleri de engellenecek. Kartları iptal ettik. Randevulu sisteme geçtik. Randevuların saat 14'e kadar, meclisin açıldığı saate kadar tamamlanması gerekiyor. Meclis alınacak önlemler için bir güvenlik firmasına fizibilite çalışması yaptıracak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanan önlemlerin örnek alınması da gündemde. Çalışmalar Cumhurbaşkanlığı ile irtibatlı bir şekilde yürütülecek. Önlemler Başkanlık Divanı toplantısının da gündeminde. Toplantı sonrasında Meclis Başkanı'nın imzasıyla bir genelge yayınlanması bekleniyor. Milletvekillerini uyarı amacıyla bir genelge var.